Sen niye insanları karşısında saçma sapan şeyler söylüyorsun? Ha? Fark etmezmiş. Fark eder. Mahvoldu kara kuzum ağlamaktan. Daha fazla azarlamasa bari çocuğu. Anacığım vallahi anlamadım ki ben de ya. Yani çocuk o kadar hazırlık yaptı. Öykü öyle söyleyince herhalde ona biraz şey yaptı. Ama günah. Bu kadar da ezilip gürlenmez ki el kadar çocuğa. Oh oh barıştınız mı maşallah. Heh, iyi. Güzel işte böyle ya baba, kız gibi baba oğlum ha? Ben şimdi güzel bir çay koyayım şöyle, hadi çay içelim sohbet edelim. Yok yok Uğur, biz gidelim. Yok olmaz, bırakmam. Yemek yeriz beraber değil mi kara kuzum? Yok acınlı, biz gidelim babamla değil mi? Siz bilirsiniz iyi madem. Ufaklık, nasıl hallettik mevzuyu gördün mü? Gerçi sen arada baltaladın ama yine de aymadılar olsun. Sen ayakkabını giy. Anacığım, hakkını. Ödenmez. Çok sağ ol. O nasıl laf? Ne yaptık ki? Hem benim de torunum sayılır bu kara kuz. Kardeşim sen de çok sağ ol. Ne demek oğlum ya? Saçma saçma konuşma. Bizim evimiz sizin eviniz ya. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok yok. Her şey yolunda. Tamam. Ne güzel. Hazırım ben. Her zaman gelin tamam mı? Ne zaman istiyorsan gel. Tamam mı kuzum? Tamam. Hadi. Hadi bakalım. Cimcime. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Oh. Görüşürüz acınla. Güle güle görüşürüz. Baba. Neden bana bakıyorsun? Hala çok mu kızgınsın bana? Gel bakayım. Oturalım şöyle. Kızım. Efendim. Niye söylemedin bana? Niye? Asıp nereye gittin? Yurda gittim. Yurda mı gittin? Evet. Niye? Çünkü nasıl bir yer diye merak ettim. Nasıl bir yermiş peki? Güzel. Ne düşünüyorsun peki? Hiçbir şey düşünmüyorum. Sadece nasıl bir yer olduğunu merak ettim. Hastaneye. İğneden mi korkuyorsun? Hayır. İğne de ne var ki? Niye gitmiyorsun o zaman? İstemiyorum işte. Beni hastanenin kapısından sokamazsın. Gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Canan ablaya söyledi doktor. Söyledi değil mi Canan abla? Söyledi bak, gerçekten benim hiçbir şeyim yok. Ne olur götürmeyin beni hastaneye.
bak. Bundan sonra öyle babaya sormadan hiçbir yere gitmek yok. Bak bu sana son uyarım ha. Öyle okulu falan asmak da yok. Tamam. Ceza vereceğim sana. Ne cezası vereceksin? Bilmiyorum. Çocuklara televizyon izlemekten başka ne cezası verildi? Bilmiyorum ki. Teyzen biliyordu. Teyzen sana ne ceza veriyordu? Teyzem bana hiç ceza vermedi ki. Tamam o zaman şey yapacağım. Mertcan'ın annesini arayacağım ben. Baba saçmalama. Neyi? Saçmalama. O zaman İlayda'nın annesini arayayım. En güzeli o. En iyisi o çünkü cadı o. Tam bir cadı. Evet öyle. Kim bilir ne şeyler veriyordur İlayda. Taş mı taşıtıyordur, cam mı sildiriyordur. Abartma. Kesin işte. Aslanlara yem ediyordur. Tamam ben onu veririm. Abartma baba, ne olur. Sen çok komiksin, diyorsun değil mi? Bence hiçbir baba senin kadar komik değil. Ben çok şanslı. Sen böyle süslü laflarla beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? O ceza alınacak. Tamam mı? Hadi yürü, gidiyoruz. Yürü. Candan gidiyorum ama içim hiç rahat değil yani. Murat, ben gerçekten biraz yalnız kalmam lazım benim. Sonra konuşuruz, tamam mı? Peki. Haber verdiğin için teşekkür ederim. Yani keşke anlatmasaydım. Pişman oldum. Baksana halime. Murat, Öykü'yle Demir benim öğrendiğimi bilmesinler, tamam mı? Neden? Çünkü yüzleşemem. Yüzleşemem şimdi. Biraz bilmiyorum. Nasıl olacak ki o Candan? Yani her gün berabersiniz. En azından yani bir süre şey yapana kadar, kendime gelene kadar biraz uzak durmaya çalışacağım. Peki. Sağ ol. Görüşürüz, tamam mı? Olmaz, o da olmaz. Tamam. Bir saat boyunca kıpırdamadan oturayım. Ha, eminim yaparsın. 5 dakikada ayağa kalkarsın. Kıpırık senin. Tek ayak üstünde durayım. Okul mu burası? O zaman 50 kere defterime bir daha okuldan kaçmayacağım yazayım yani. 2 dakikada bitirirsin. Öyle ceza mı olur? Sana da ceza beğendiremiyoruz. Sen düşünme bunları. Ben sana çok güzel bir ceza bulacağım. Sen ödevini yap. Tamam mı? Tamam. Neyi tamam? Okula uğradın mı var? Ne var ödevin bugün biliyor musun? Ya. Bir de hala kandırıyor beni. Şuna bak. Sen giderken ben dönüyordum kızım. Tamam bana çekmişsin. Akıllısın ama beni kandıramazsın. Bana kül yutturamazsın. Duydun mu? Öyle mi? Dur. Ne oldu? Dur. Ne? Böcek var. Nerede böcek var? Dur şurada, dur. Ne? Kulağa kaçan mı? Antenle, ne? Vur. Antenle. Vur, anteni var. Vur. Dur. Geçmedi, şuraya gitti. Saçına geldi, dur. Ya ne yapıyorsun? Gitti mi? Hani sen kül yutmuyordun? Ben sana külü yuttururum. Baba! Gel buraya, işersen işe. Söz ver babaya. Söz ver, kandırmayacaksın. Söz, bağır duymadım. Bağır. Sus!
Cezan ilk katta çıktı, duydun mu? Tamam. Bana bak, ben tuvalete gidiyorum. Bu televizyon açılmayacak ha. Duydun mu? Tamam, o zaman bana cezayı bulunca haber verirsin. Niman Pik, bu vücutta lipid metabolizmanın sebep olduğu 150 binde bir görülen kalıtsal bir hastalık. Yani zamanla hastalar hafıza kaybı, konuşmada zorluk. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Küçücük bir bakışın çözer beni kolayca. Kenetlenmiş parmaklar gibi sımsıkı kapanmış olsam. Yaprak güçlü yaprak güçlü ol. Sen onu babasın, güçlü ol. Dağılmak yok. Yaprak dağılmayacaksın. Açtırırsın. Güçlü ol. Nasıl açtırırsan ilk gülünü gizem dolu hünerli bir dokunuş. Dağılmak yok. Hiç kimsenin yağmurun bile öyle küçük elleri yoktu. Hiç kimsenin yağmurun bile öyle küçük elleri yoktu. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. Baş edilmez o gergin kırılganlığınla senin. Her solukta sonsuzluk ve ölüm. Yaprak yaprak açtırırsın İlk yaz nasıl açtırırsa. Yaprak yaprak açtırırsın İlk yaz nasıl açtırırsa. İlk gülünü gizem dolu hünerli bir dokunuşla. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktu. Hiç kimsenin yağmurun bile böyle küçük elleri yoktu. Bütün güllerden derin bir sesi var gözlerinin. Ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Tarağımı arıyorum. İşte bu kadar dağınıksın ki. Her şeyin her yerde. Hem zaten şu saçlarını da keselim dedim ben sana. Ben saçlarımı kestirmeyeceğim. Her yere baktım yok ya. Ya kesin Candan abla da unuttum. Geçen orada banyo yaptım da. İyi bak. Candan abla. Candan abla. Ne oldu? Candan abla yok. Nasıl yok ya? Yok işte Candan abla. Saat kaç oldu? Yani kliniği kapamış olması gerekiyor. Hadi tamam, sen dişlerini fırçala, sonra da yatalım. Tamam. Candan Hanım,
İyi misiniz? Bir şey mi oldu? Emin misiniz? Yani pek iyi görünmüyorsunuz. Geceyi yürüyüşe çıkaracaktım. Böyle oturup kalmışım burada. Ben de sizinle geleyim mi? Yok ya, ben sizi de tutmayayım. Candan Hanım, lütfen. Yani sizi bu halde yalnız bırakmak istemiyorum. Peki, tamam. Hadi bakalım. Hadi gece gel. Geç kızım. Hadi bitmedi şu dinozor dişlerin ha. Öykü, yatacağız. Ay geldim. Öykü! Öykü! Öykü iyi misin? İyiyim. İyi misin? Ne oldu? İyiyim, iyiyim. Oh! Ne oldu? Dizim acıyor, oh! Nasıl düştün? Bilmiyorum, takılıp düştüm. Neye takıldın? Burada takıldım, oh! Ben sana kaç kere dedim bunları ayak altında tutma, şuraya koy diye. Tamam, of. Acıyor mu? Kanadı mı, kanadı mı? Yok yok, kan yok, tamam tamam, bir şey yok. Gel hadi, hadi. Gel. Tamam tamam, bir şey yok, gel. Dur. Acıyor mu? Biraz. Geçti. Sen niye yapmıyorsun? Böyle tepemde dikilecek misin? Dikileceğim. Uykum kaçtı, uyumayacağım. Tamam. İyi geceler o zaman sana. İyi geceler. Biraz daha iyi misiniz? Hı hı. Yürümek iyi geldi. Anlatmak ister misiniz? Bilmiyorum tabii ama bir şey mi oldu? Maalesef kötü bir haber aldım. Çok sevdiğim biri hastaymış. Çok geçmiş olsun. Umarım ciddi değildir. Maalesef ciddi. Çok pardon. Pardon. Gelin şöyle oturun biraz. Kusura bakmayın, size kendi dertlerimle sıktım gece gece. Estağfurullah. Demek ki sizin için önemli birisi. Öyle. İnsan sevdiklerini gözünden bile sakınırken başlarına bir şey gelmesine tahammül edemiyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Bazen bazı şeyleri kontrol edemiyor insan. Galiba önce buna alışmak gerekiyor. Çünkü ne yaparsanız yapın
gerçekleri değiştiremiyorsunuz. Ben bu duyguyu çok iyi bilirim. İnsan önce feryat ediyor. Ama sonra yavaş yavaş acıya alışıyor. Teşekkür ederim. Konuşmak iyi geldi. Ne demek? Her istediğiniz zaman. Hadi bakalım. Ne oldu, ne kıpraşıyorsun? Kurt mu var? Uykum yok. Nasıl yok ya? Gecenin bu saatinde. Evet, yok. Uykum da yok, kurtum da yok. Sabah okula gidecek olan benim sanki. Hadi uyu. Ama belki bana birazcık kitap okursam uykum gelebilir. Ya yapma kızım. Ben o sarı oğlanı sevmiyorum. Hadi ne olur beş sayfacık. Yok vallahi. Hadi ne olur. Baba ne olur beni kırma ne olur. Beş sayfacık beş beş. Tamam okuma. O zaman ben de uyumam. Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Bana ne ya, dediğim gibi yarın okula sen gideceksin. Ya hadi ne olur beş sayfacık, hadi ne olur. Kızını kırma hadi ne olur. Hadi tamam ver. Dur bakayım. Ver, nerede kaldık? Dur. Dur. Bak. Dakika. Hah, burası. Gülünü bunca önemli kılan uğrunda harcadığın zaman. Baba. Hı. Tezgahını okur musun? Tamam, uyu hadi. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Uğrunda harcadığım zamandır. İnsanlar bu gerçeği unuttular. Sen unutmamalısın. Evcilleştirdiğin şeyden her zaman sen sorumlusun. Gülünden sen sorumlusun. Küçük prens unutmamak için tekrarladı. Gülümden ben sorumluyum. Şunu kapa. Tamam babacığım, üşümüyorum. Üşümüyorsun ha? Aa. Dur, bir simit versene. Şey, meyve suyu da olsun. Tabii ki efendim. Ne kadar? 3,5. Zaten ben peynir sevmiyorum. Simit de güzel olmuyor. Meyve suyuyla daha güzel oluyor. Yabancılarla konuşma. Dersini iyi dinle. Okuldan da tek başına çıkma, tamam mı? İstemem. Ha, dur dur. Sakın koşturup da terleme. Terlersen de su içme. Ona soğuk su içme derler. Ya tamam işte, sen sıcak soğuk hiç su içme, garanti al. Peki tamam, içmem. Bay bay. Ha? Görüşürüz. Tamam. Koşturarak çıkma şu merdivenleri. Tamam baba. Teker teker. Tut, tutun oradan. Tamam, tuttum. Ha? Tuttum. Selam. Selam. İrfan yok mu? Hayır yok. Asu?
Erniş, ne haber? İrfan nerede? İrfan hasta, yok. Hadi ya. Sen niye geldin? Ben iş istemeye geldim. Aman aman. Sahne mahne yok. Bugün grup çıkacak, seninle uğraşamam. Yapma be Erniş, çok para ihtiyacım var. Ben sana bir bira ısmarlayayım, derdin varsa. Yok, derdim o değil. Bilet almam lazım, para biriktireceğim. Gidiyor musun yine? Hı. Berlin'e mi? Ha. Bir daha dönmemek üzere gidiyorum inşallah. Burası sıktı beni. Ya biliyorsun bilet paraları malum çok pahalı. O yüzden hadi yap bana bir kıyak Erdinç. İyi. İrfan yokken iki gün bara geç. Harbi mi? Temizlikle başla önce. Tezgâh sil. Olur. Ha, müşteri yokken çaktırmadan işini görürsem kapının önüne koyarım, haberin olsun. Tamam Erdinç, okey, eyvallah. Demir Bey, bir saniye. Ben şimdi Öykü'nün ilaçlarını yazacağım. Öncelikle bunları kullanması gerek. Sonra daha detaylı testler yapılacak. Lütfen bunları hemen alın. İlaçlar hemen başlaması şart. Merhaba. Buyurun. Ben bu ilaçları soracaktım da. Bunlar var evet. Hepsini mi alacaksınız? Evet. Ama bir şey yapabilir miyiz? Yani hesaplayabilir miyiz tutarını? ...1800. Hazırlıyorum hepsini. Kaç? 1800. Yok, şey yapmayın. Ben sonra uğrayacağım. Peki, siz bilirsiniz. İyi günler. Uğur, neredesin? Kardeşim, hoş geldin. Eyvallah, nasılsın? İyi, sen? İyi. Ufaklık nasıl? İyi. İyi. Uğur, şu Korkmaz'ı arasana. Korkmaz'ı mı arayayım? Evet. Ara sor bakayım, bir iş çıkmış mı? Demir. Ne? İyi misin sen? Ya iyiyim oğlum, işte arasana. Oğlum sen... Ya ben her Korkmaz'ı arayayım dediğimde arama diyen Demir. Ne oldu oğlum? Bir şey var sende. Söyle, ne oldu? Hayırdır? Ya bir şey yok işte oğlum ya. Bu kez de yapalım diyorum işte. Ara. Anlat bakayım sen. Sen benim kardeşimsin. Anlat, ne oldu oğlum? Anlat. Ya Uğur. İyiyim diyorum, ara. Oğlum anlat, tanıyorum seni diyorum ya. Anlat bana ya, ne oldu? Ya sıktın ama ya. Bir laf dinle, ara işte. Nereye oğlum? Sana ne? Alo Korkmaz abi, nasılsın? Eyvallah Uğur, söyle.
Abi bize göre bir iş var mı ya şöyle acilinden sana zahmet? Çıkınca haber vereceğim dedim ya oğlum. Ya şey biliyorum abi yani seni sık boğaz etmek istemiyorum da. Hani şöyle listenin başına yazsan bizi biraz sıkışığız abi para lazım ya. Anladım anladım. Ben haber vereceğim. Bekleyin siz. Tamam abi çok sağ ol. Çok sağ ol. Söyle Korkmaz. Uğur aradı. İş işliğe ulaşıyorlar. Ben arayacağım dedim kapattım. Güzel. Ayarladım ben onların işlerini. Birkaç gün bekliyordum kullanmasınlar diye. Ama madem ayaklarıyla geldiler, o zaman verelim işlerini. İyi, haber bekliyorlar benden. Akşama gelirim ben sana. Hadi eyvallah. Öykücüğüm. Öğretmenim. Ben sana geçen ders söylemiştim boyalarını yenilemeli. Öğretmenim. Babama söyledim bugün alır getiririm ben. Tamam o zaman bugün arkadaşını ortak kullan. Birlikte kullan. Hadi bakalım. Candan Hanım. Merhaba. Merhaba. Merhaba Demir Bey. Rahatsız etmedim umarım. Yok yok etmediniz. Ya Demir Bey ben biraz dalmışım kusura bakmayın. Otursanıza. Ya ben... Pansiyonda bulamayınca sizi merak ettik. Ben de bir geldim hani nasılsınız diye sormak istedim. Dün ben geç geldim. Biraz. Ya aslında Öykü tarağını kaybetmiş de dedi ki işte Candan ablanın odasındadır. Gitti kapınızı çaldı tabii orada kapıyı açmayınca. Oradan söyledi yani hani... Candan Hanım, merhaba. Cemal Bey, merhaba. Misafiriniz varmış, ben sonra uğrayayım isterseniz. Yok, Demir Bey yabancı değil zaten. Öyle mi? Candan Hanım, dün geceden sonra aklım sizde kaldı da... bir uğrayıp sizi görmek istedim. Ben tanıştırayım sizi, Demir, Cemal. Memnun oldum. Ben de. Buyurun. Sağ olun. Daha iyi misiniz? İyiyim, iyiyim. Daha iyiyim. Evet. Bir şey mi oldu Candan Hanım? Candan Hanım dün akşam pek iyi değildi de. Ne oldu? Önemli bir şey değil. Yani iyi geçti, geçti. Sevindim. Yalnız Candan Hanım dün gece konuştuklarımızı lütfen unutun. Kahve içer misiniz?
Zahmet olmayacaksa olur. Demir Bey siz? Olur. Ne yapıyorsun lan sen burada? Ha? Komşuculuk. Ne diyorsun lan? Ha, senin haberin yok tabii. Bak ben hemen şurada oturuyorum. Yani biz Candan Hanım'la komşuyuz. Cemal, sana Candan'dan uzak dur demedim mi ben? Ne oldu? Kıskandın mı sen? Ne diyorsun lan? Neyin peşindesin oğlum sen? Sen neyin peşindeysen ben de onun peşindeyim. Senin ne mal olduğunu biliyor mu? Anlatayım mı? İster misin? Anlat. Sen anlat, sonra da ben anlatayım. Diyeyim ki ya Candan Hanım, Demir Bey sizin dolandırmak için sizin yanınıza geldi dedim. Olur mu? Yani bana bir şey olmaz ama bence sen iyi düşün Demir. Cemal, senin derdin benle. Rahat bırak kızı. Bırakmayacağım. Gebertirim lan seni. Sen beni geberteceksin. Yalnız ben sana bir şey söyleyeyim mi? Candan da Candan ha Karataş. Ne diyorsun lan bildiğin? Buyurun. Zahmet oldu, elinize sağlık. Ve Cemal Bey, ne iş yapıyorsunuz? Ben yatırım danışmanıyım. Yatırım danışmanı. Durun size bir kartımı vereyim. Buyurun. Demir Bey, siz hangi işle meşgulsünüz? Sanat eksperiyim ben. Sanat eksperi. Çok güzel meslek seçmişsiniz. Ben de çok ilgiliyimdir sanatla. Öyle mi? Ne güzelmiş. Candan Hanım, benim bir toplantım vardı. Tamamen aklımdan çıkmış. Kusura bakmayın, ben izninizi isteyeceğim. Kahveniz? Başka zaman içeriz. Tamam. Ne zaman istersiniz? Demir Bey, memnun oldum. Ben de. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Ben gideyim. Yani nasılsınız diye sormak için gelmiştim sadece. İyiyim. Yani gördüğünüz gibi. Candan Hanım, yani akşam pansiyona yanımıza uğrarsanız Öykü sizi sorup duruyor da çok özlemiş. Demir Bey, işler biraz yoğun bu aralar, öyle mi? Anladım. Ben gideyim o zaman. Nasıl isterseniz. Alo, Aylin? Öykücüğüm, sen neden çıkmadın dışarı? Hava çok güzel. Canım istemiyor öğretmenim. Nedenmiş o? Öykücüğüm, senin canını sıkan bir şey mi var? Bak, bana anlatabilirsin, biliyorsun değil mi?
Anladım. Anlatması çok zor bir şey o zaman bu. Bak ben böyle zamanlarda ne yapıyorum biliyor musun? Yani eğer kimseyle konuşmak istemiyorsam günlük yazıyorum. Günlük? Evet, günlük yazıyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, hepsini yazıyorum. Çok rahatlatıyor. Kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki biriyle konuşmuşum gibi oluyor. Bence sen de deneyebilirsin. Sen de kendini iyi hissedebilirsin. Tamam. Denerim herhalde. Hadi bakalım. Şişt, koşmadan.